Her gecenin sonunda sumo güreşlerini izliyorum. İri gövdeli insanların küçük bir platformda güreşleri, her biri 200 kilo civarında, Japonlara ait bir güreş. Bunlar okullarda çocukken okullara alınıyor. Burada spor yaptırılarak önce şişmanlatılıyor. Tabii aynı anda spor yapılıyor ve ileride bu sumo güreşleri de hazırlanılıyor. Büyük para var. Yani eğer işte güreşme kıvamına geldiysen, hak ettiysen, güreş başına bir para alıyorlar. Ondan sonra tabii bazen çek, zarfların içinde çekler oluyor. Bilmiyorum neye göre hazırlanıyor. Bazı maçlarda şu kadar kalınlıkta çek, yani demek ki 50 tane, 60 tane çek neye göre veriliyor? Bazen ince oluyor. 2 tane, 3 tane, 5 tane çek oluyor. Maçın yani iddiasına göre, nasıl büyük futbol takımları karşılaştığı zaman iddia büyük olur. Buna göre de bu maçlarda, maçın sonunda kazanılan çeklerin adedi çok oluyor. Kalın oluyor yani. Genellikle sumo güreşi yaklaşık 4, öyle görüyorum ben, 4 metreye 4 metre yuvarlak bir sahne gibi yer var. Zemin toprak herhalde. Çünkü o gövde pof diyor düşüyor. Bazen birbirlerinin üstüne düşüyorlar. Yuvarlak. O yuvarlağın içinde güreşiliyor. Güreş genelde kısa sürüyor. Bazen 10 saniye sürüyor, bazen 15 saniye sürüyor. Genelde yani ilk anda denge. Bir kere bir tokuşuyorlar böyle. Hani iki tane fil tokuşmuş gibi yavaş çekildiği zaman, çekim yapıldığı zaman bütün böyle etler böyle yerinden oynuyor. Denge bozma olayı, düşmeleri kolay oluyor. Ağır gövde olduğu için dengede durmaları zor oluyor, ama güçlüler tabii. Genelde ortalama 195 kilo, 200 kilo ağırlıklarında. Tabii bu spora gönül veren boyu küçük olan insanlar var. Yani gövdesi bunlar kadar olmayan, mesela yarısı kadar olan, onların çocuğuymuş gibi, ama gene aynı yaştalar. Onun da mesela turnuva 15. Çünkü ben izlediğim zaman 15 maç oluyor. Demek ki turnuva dedikleri şey 15, 15 tane maç oluyor her birisi için. O küçük adamın iki misli büyüklüğündeki kişileri yendiği de oldu. Tabii küçük olduğu için ayağından tuttu mu, yani boyu küçük ya, ayağından tuttu mu deviriyor veya yan tarafa kaydığı zaman o iri gövde pof diye düşüyor. Yani zeka lazım tabii yenmek için, yoksa bazen de o büyük iki misli insanlar onu tuttuğu zaman böyle gerçekten fırlatıyor. Top fırlatır gibi hani fırlatıyor yani, resmen fırlatıyor. Ondan sonra düşüşleri, hele şeyin dışına düşebiliyorlar yani. Çok kolay. Çünkü küçük yapmışlar. Hep pistin, yani güreş yaptıkları alanın dışına düştükleri çok oluyor. Çünkü iddialı güreşiyorlar.
Japonların olmasına rağmen bu ulusal güreş genellikle Moğolistanlı güreşçiler çok sayıda ve yıllarca bunların zirvede kalma, yani altın kemerini nasıl bu sene tutuyorsun, ertesi sene tutuyorsun, ertesi sene tutuyorsun. Bunlarda da kupaları bunlar kazandığı zaman gövdelerine göre kupa yapmışlar kocaman. Bu kadar böyle. Ondan sonra üst üste zirvede kalan güreşçiler var. Seneye de aynı kişi kazanıyor. Çünkü iddialı, sporunu yapıyor, hazırlığını yapıyor. Ben genelde gece yarıları izliyorum. Gecenin sonunda izliyorum. Bilmiyorum nedense. Önce tabii bu insanlar baktığım zaman böyle file benziyorlar. Arkadan baktığım zaman aynı filin arkasından bakayım, bunların arkasından bakayım. Ayaklarının etleri, kıç kısmı falan böyle, yani sağlıksız bir kişi görünümü veriyor bana. Yani işte kocaman bir tane karın, memeler kocaman, yani çoğunun işte kocaman memeler. Çünkü ona göre nasıl eğitiliyorsa, nasıl bir spor yapılıyorsa, yani şu bir çocuğun küçükken itibaren sağlığınla, yani genetiğinle, genetik derken yani nasıl hareketsiz oluyorsa, nasıl şişman oluyor, yani bu kadar şişmanlık, tabii bir eğitimi var onun, özel eğitimi var herhalde, yoksa bu kadar nasıl insan şişebilir? Ondan sonra önce sağlığı bozuluyor, ama yani vücut yapısının bozulması sağlığın bozulması demek. Hadi şimdi güreşiyor, spor yapıyor. Bu insanların yarın işte 30'lu yaşlarda, 35 yaşlarında, daha sonra bilmiyorum, zannetmiyorum yani. Çünkü hep yeni gençler geldiği için alttan, hani uzun süre aynı sporu yapacaklarını düşünmüyorum yani. Ondan sonra bunlar için yaşam, yani 200 kiloyla yaşam çok zordur yani. Ama tabii o sürede parayı kazanmış oluyorlar gelecekle. Çünkü bunlar doğru düz işte çalışamazlar ki yani normal bu gövdelerle. Bir de gene iddialı maça göre reklam veriyorlar. O maç öncesi. Tam millet heyecanla maçı bekliyor. Ondan sonra hop ellerinde bez reklamlarla, işte kaç kişi verdiyse reklamı. Ondan sonra bu reklamın her reklam başına 1500 lira ödüyorlarmış firmalar. Bunu da güreşçi kim kazandıysa paylaşıyormuş yani. Şeyle, güreşçiyle bu reklamı, çünkü o önemli maçtan önce verildiği için reklam, o güreşçinin hakkı oluyor. Çünkü her maçta reklam yok yani. İddialı maçlar var artık turnuvanın sonuna göre, sonuna doğru. Ondan sonra bazen işte 15 tane reklam geçiyor, 10-15 tane reklam geçiyor. Tam maç başlayacak bir grup daha geliyor gene reklam amacıyla. Daha da heyecanlanıyor maç. Tabii her reklam demek 15 kişi çarpı 1500, bir daha geliyor bir grup gene aynı kıyafetlerle, onların geleneksel kıyafetleriyle. Japonlar bazı şeylere çok dikkat ediyorlar, öyle pek mikrofon falan yok, akustik yapmışlar binayı. Ondan sonra tabii çok yakın şeyler, insanlar iç içe. Çok yakın. Ondan sonra bazen o iri gövdeli güreşçiler insanların üstüne düşebiliyor. Tabii ezilme durumu da var, ama insanlar daha fazla para verip daha yakından izleme şansı elde ediyorlar. Ama tabii bazen de ters düşüşten dolayı, yani o güreşçi tabii ki
seyirciyi ezmek istemez ama istemediği halde bazen de üstüne düşebiliyor. Bir tane bir işte yarı boylarında, yarı kilolarında bir güreşçi var. Neydi ismi? Hako'ydu galiba. Ben onu seviyorum. Ondan sonra bir turnuvayı baştan sona kazanmıştı. Bir tane de zayıf var. Adam şişmanlayamıyor yani. İstese de boyu normal de şey olarak normal bunlar gibi şişmanlayamıyor. Gene onun kilosu da bunların tabii şişmanlayamadığı için zayıf kalıyor. Tabii çarpıştıklarında bunlar güçlü. Yani tank çarpmış gibi oluyor normal insana. Fakat o da çelme takma. Yani normal insan gibi olduğu için hep çelme takarak dengesini bozuyor. Genellikle çelmeyle kazanıyor. Bunların da çelmede dengede durma durumları yok. Yani gövde ağır olunca iki ayak üstüne durmaları gerekiyor. Hep diğerini, o da bir turnuvayı kazanmıştı. O zayıf olan kişi de. Ben onları daha çok tutuyorum. Çünkü normalin dışında kişiler, zaten bir iki kişi gördüm bugüne kadar. Bir yarı yarıya çocukları gibi küçük. Hep o bacağa dalıyor. Yani her şey serbest. Öbürsü de çelmeyle şey yapıyor. Yani dengeyi çok iyi koruyor. İlginç bir spor dalı. Bir nevi bizim yağlı güreşlere benziyor. Bizim yağlı güreşler çok uzun sürüyor. Yenene kadar. Yani güç. Bazen 5 saat, 6 saat. Yani ne kadar güreşçiler dayanabilirse o kadar sürüyor. Bir de yağ sürdükleri için tutunmaları, yani birbirlerine ancak paçadan, ya paçadan tutuyor ya da kemer kısmından, bel kısmından tutup deviriyor. Ya diğer taraftan kayıyor eller. O da bir farklı bir güreş türü. Bunların da sadece bir don gibi bağladıkları bellerine uzun bir kemer türü bir şey var. Nasıl bağlıyorlarsa böyle ilginç bir şekilde bağlıyorlar. İşte oradan tutabiliyorlar. Onlar da o kemerden tutup oradan hamle yapabiliyorlar. De kolay değil oradan tutmak. Karşısındaki de tutuyor. Birbirlerini tutunca kilitleniyorlar. Bazen kımıldayamıyorlar. İki kişi de aynı güçte tuttuğu zaman tabii kımıldayamıyorlar. O zaman bekliyor. Yani bir tadı olmuyor şeyin. Güreşin o vaziyette bekliyorlar. Yani ayırma mayırma, işte bokstaki gibi ayırma yok. Veya normal güreşte mesela hareketsiz kalınca hemen hakem ayırır, tekrar başlatılır. Bunlar da öyle değil. Onlar tabii birbirlerine teknik düşünüyorlar. Yani nasıl devireyim diye. Ama 1-2 dakika sonra bitiyor maç muhakkak. Yani bir tanesi galip geliyor. Ama çoğu zaman da 5 saniye süren, başlar başlamaz biten çok maç var. Bilmiyorum, ona takıldım. Bunları seyretmeye takıldım. Japonlar ciddi insanlar. Kendilerine böyle bir spor dalı geliştirmişler. Onlar turnuvalarını düzenliyorlar. Bize de onları seyretmek kalıyor. Bu kocaman cüsseli adamların güreşlerini.